Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Bütün Rusya hizmetlerinden ve bu hizmetle ilgilenen abilerden selamlar söylüyoruz. İşte Rusya hizmetleri elhamdülillah biliyorsunuz çok eskiden devam ediyor. Rusya Federasyonu işte Orta Asya'dır, Kafkas milletleridir. O hizmetler hepsi eskiden beraber. İşte bu zamana kadar olan tercümelerimiz işte sözlerdir. Sözler de hizmetin devam eden ta şimdiye kadar hizmetle ilgilenen bütün kardeşlerle beraber tahsil yapılıyor. Bu belki ikinci baskıdır. Ondan önceki neşirler de var idi. Yani kısım kısım tercümeler. Bundan sonraki neşirlerde hazırlanan risaleler de var elhamdülillah. İşte bu Emirdağ Risalesidir. Bu da Rusya'da kalan kardeşlerin dershanede çalışıp bu hizmetin usulünü öğrenmek için kendi hizmetlerini daha ustazın hizmetleriyle beraber yapmayı isteyen kardeşler kendileri çalışıp tercüme ettiler. Yani Rusya'da Rusça tercümeler yani Türkçe tercümeler yani Risale-i Nur'la ile beraber okunuyor. Her derste Türkçe ve Rusça okunuyor. Ona göre tercümeler de her ders devamında takip ediliyor elhamdülillah. Bu iman ve küfür muvazeneleri geçen sene onun maşverette göstermiştik. Onun mahkemesi oldu. Aynı mahkemeleri de araştırılıyor, öğreniliyor elhamdülillah. Bu lemalar. Lemalar da hizmet vakfından da çıktı. Sözler neşriyatından da çıktı. İşte bu Rusya için en sevimli yani hasreden hastalar risalesi her sene binlerce çıkıyor. Yani ihtiyaç var. İnternet sitelerde en çok okunan kitaplar senesi Rusya'da hastalar risalesidir. Bu yeni çıkan tarihçi hayat, yani külliyatta olan tarihçi hayat. Bu da elhamdülillah bu zaman yeni çıktı. Yani Rusya'ya dağıtılıyor elhamdülillah. Asoy Musa, Risale-i Nur'un ilk olan tercümelerinden biri. Asoy Musa ve kısım kısım çıktı Meyve Risalesi ile beraber. Bu Kastamonu Risalesi. Bu Ramazan'da, çok Ramazan tebriki gibi çıktı elhamdülillah. Ramazan ayında çıktı. Küçük risalelerden bir 6 tane yeni kitaplarıyla beraber. Elhamdülillah ilk sayfanı açtığımız zaman Ramazan tebriki maktubunu okumuştuk elhamdülillah. Ve maktubat. Maktubat elhamdülillah. Bu da çok kardeşlerin sualleri olan, yani herkes devamlı meraklı okuyan kitaplardan birim maktubat elhamdülillah. Yani Ramazan'da yine 25. söz çıktı elhamdülillah. Küçük risale olarak, yani Ramazan tebriki olarak çok güzel oldu. Ve ondan da fazla, yani 20'den fazla küçük risaleler var. 23. söz, 22. söz, Ana ve Zerre, Miraç Risalesi, Hasara Risalesi, Hanımlar Rehberi, Gençlik Rehberi, elhamdülillah. Şimdi biraz hizmetleri anlatan genel manada bir şey yaptık, slide. Elhamdülillah bu abilerin biliyorsunuz hizmetleriyle, elhamdülillah onların dualarıyla sizin sayı gayretinizle. Neyse, ben ne bileyim. Yaptık. Sonra. İşte bu aynen ustazımız zamanında olan mahkemelerle beraber Risale-i Nur'lar öğreniliyor. İşte mahkemelerde olan risaleler devamlı bilirkişi raporları ile tasdik ediyor ki işte bu risaleler nasıl risale Rusya, Rusya'nın mahkemelerine göre nasıl bakılıyor? İşte bu derslerin bazı derslerden lafalar. Nikritik dirijiti. Yes, idiot, nazar diyor. İşte bu Özbekistan'da olan olaylar. İşte nikritik dirijiti. Zakon üstüne nazar çömüyorsunuz. İşte elhamdülillah Ustad Hazretleri'nin Rusya'ya yaptığı hizmetler, onun duaları, orada olan sıkıntıları olan duaları elhamdülillah. Bu Özbekistan'da olan dershaneden hapse götürülen, yani mahkemede olan olayların bazı resimleri. Fakat bunların neticesi de hakimler imana geldi. Avukatlar, yani Risale-i Nur'u bilmediği halde Risale-i Nur'u müdafaa ede kendisi Risale-i Nur'a çok sahip çıktı. Bu geçen sene Risale-i Nur'un ön sene Risale-i Nur'u olan mahkemeleri neşredildi Moskova'da ve devlet erkanları Diyanet'ten sonra müftülükten insanlar davet edildi. O davetiyede yani o sergide Risale-i Nur'un nasıl bir kitap olduğu neşredildi Rusya'da. O kitap şimdi
Polonya'da olacak toplantıda yani onu da dile getirilecek. Polonya'da ayın ikisinde Rusya'da olan olayları biraz açıklayacaklar ki işte Avrupa'da, dünyada okunan risaleler Rusya'da nasıl bu yasak olabilir? Zaten yasak olan konular kendisi yanlış. Yani bilirkişisi yok, raporları yok, karşıda olan avukatı yok, suçları yok. Keyfi yasaklar olduğu günü gittikçe açıklıyorlar elhamdülillah. Yani devlet tarafından yasak olmadığı halde mahkemeler yasak olmaya çalıştırıyorlar. Sonuçları zaten mahkemeler de şey yapmıyor. Yani suç olduğu günü göstermiyor. Hakim de, savcı da diyor ki, savcı kendi dilinde diyor ki, Risale-i Nur'da, Bediüzzaman'da, onun talebelerinde, hizmetlerinde hiçbir yanlış yoktur. Fakat Rusya'nın bir kanunu var eskiden yasak olduğu gibi. Ona göre biz yasak olmaya mecbur oluruz. Fakat kendimiz bu Risale-i Nur'a karşı hiçbir manfi fikrimiz yoktur diye kendileri itiraf ediyorlar. Bu Dağıstan'da olan olaylardan belki 20'den fazla böyle sıkıntılar oldu. Yani mahkemeler. Fakat mahkemeler elhamdülillah orada olan talebelerin, dershanede olan gelenler, dinleyenler herkes müsbet cevap veriyor. İşte Risale-i Nur bizim en sevdiği kitabımız. Onda hiçbir manfi fikir yoktur. İşte o dava için biz hapse de girmeye hazırız. Bu dava nereye kadar geçse biz onu müdafaa etmeye tayyip hazır diye istiyorlar. Bu çıkan kitapların resimleri, işte maktubudur, sözlerdir, tarihçe hayat, lemalar. Bu Kastamonu Risalesi yeni çıkmıştı. Bu işte dershanede, o Ramazan'da gelen ilk resme çektik. Bu sölde Musa kardeş, Rusyalı, bu Dağıstanlı. İşte Rusya'da bütün bu sıkıntıları da bu misal gösteriyor ki, yani milletlerin, gençlerin beraber olmasına büyük bir vesiledir. İşte devamlı okuma programlar oluyor. Okuma programlardan kardeşler kendileriyle beraber kitaplar getirirler. Sonra bu kitap fuarlarında katılıyorlar. Rusya'da olan, Rusya'da, Moskova'da, Petersburg'da, sonra Ukrayna'da, Beyaz Rusya'da devamlı elhamdülillah senede 2-3 kitap fuarları oluyor. Resmi yönüyle elhamdülillah hizmetler inkişaf ediyor. Bu Moskova'da olan kitap fuarı. Bu Rusya Emniyet Müdürlüğü'nün kitap yeri tam komşusunda Risale-i Nur. Türkiye'nin dünya mirası. İkisi elhamdülillah komşu komşuya hizmet ediyor. Yani resmi yönden hiçbir sıkıntı yoktur. Tamam. Yani bu hepsi inayetler ve karamatlerle elhamdülillah. Bu Ukrayna'da olan işte Şems-i Nebi Allah Resulü bizim bütün kitap fuarlarımızı takip ediyor. Bu Petersburg'da şehir valisine kitap takdim etti. O açılışta çok güzel karşılandı Risale-i Nur'lar elhamdülillah. İşte bu Tahir abimiz devamlı tercümelerle ilgilenen, bu orada Rusya'lı bir papaz. Elhamdülillah o hizmetleri böyle gelenlerle devamlı ilgileniyorlar. O da yüzlerce insanlar Risale-i Nur'u tanıyor elhamdülillah. İşte bu Beyaz Rusya'da devamlı dershanede kalan kardeşler. Onlar her yazın geliyor. Onlarla beraber okuma programları yapıyoruz. Sonra dil öğreniyorlar. Dil öğrendikten sonra Türkçe Risale-i Nur'ları öğreniyorlar. Risale-i Nur'un tercümesine yardımcı oluyorlar. İşte bu Erzurum'da olan dershanemiz, işte güzel bir yerde Erzurum, Allah razı olsun, bu hizmetlere sahip çıkıyor. Gelen bütün kardeşlerin gelme gitme bütün suallerine yani masraflarına karşı yani destekleniyor. Bu yazın gelen gençler, 30-40'dan fazla gençler geldi. 2 aydır, 3 ay beraber Ramazan'dan önce, sonra İstanbul'da, Erzurum'da güzel okuma programlar oldu. Ezberdir, tesbihattır, bütün işte Risale-i Nur'un mutalaleleridir. Elhamdülillah hem tercümelerin yeniden basılmasına vesile oluyor. Yani onların suallerine göre o ince yerlerini yeniden tesihlerle. Elhamdülillah. Bu Abdullah abimiz Risale-i Nur baştan hizmette yardımcı oldu. O
adam, o yeni Müslüman olmuşuz. Bu Abdullah abimiz. İkisi beraber mutala ediyorlar, hem tercüme yapıyorlar. Yani Risale-i Nur'un tesihinde, kendi mutalelerinde, yani dershananın tam havasını almak için çalışıyorlar. İşte bu yazın okumak yaptığımız zaman mutala zamanı. Tamam, işte. İşte gençler o küçük sözlerde olan gidiyorsun, yol iki ayrılıyor, karşıda birisi olur, sana o yolu anlatıyor. Onu ezberden söylüyorlar. Yani küçük sözlerde olan dersleri, birinci söz, ikinci söz, üçüncü sözleri, mühim yerleri ezberden birbirlerini böyle sahne yaparak anlatıyor işte. Ses yok mu? Bu vecizeler ezberler, Rusça, Türkçe. O sonra her dersten sonra Risale-i Nur'un o mühim yerlerinden ezberden söyleyerek birbirlerini şevklendiriyorlar. Bu 8. sözden vaze. Her şey, bir şey, bir şey, her şey yapmak. Bu 21. sözden vazeler. Bunlar 8 yaş, 7 yaş, 10 yaştan Rusya'nın tam Sibirya'lardan geliyor herhalde. Babaları göndermiş, istiyor ki dershane sahip çıksın, biz Rusya'da sahip çıkabiliriz. Bu beyaz Rusya'dan gelen abimiz Bilal. O da cemaate mutala ediyor. Cemaat hepsi küçük sözlerden takip ediyorlar. İşte olan bir de Tacikistanlı, Kırgızistan'dır, Kazakistan, Rusya, Sibirya, beyaz Rusya, Ukrayna, her yerden elhamdülillah. Yani bu programlar Rusya'nın beraber olmasına çok vesile oluyor. Yani Rusya çok büyük, her yerden bir yere beraber olmak zor. Onları bir yere toparlıyor, birbirlerini tanıyorlar. Sonra hizmette orada beraber olmaya vesile oluyor. Bu Sibir'e, Novosibirsk'ten gelen genç 5 yaşından beri hizmetlerde elhamdülillah. Babası da çok hizmete vesile oluyor, esnaflık yapıyor. O dershanelerin tamirine çok vesile oldu elhamdülillah. Geçen sene gelmişti. Bu da tam Japonya kenarında dershanede gelen genç. O Rusya'nın tam şark vilayetinden 10.000 kilometreden elhamdülillah geldi. Allah razı olsun. İşte sizin dualarınızla.